Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağla. Bugün Vatan Validin Güzellik Benim mottosuyla bana sorduğu soruları cevaplayacağız. Öncelikle şunları söylemek istiyorum. Güzellik benim. Çünkü hayatıma katacağım renkleri ben seçiyorum. Kendime en yakışanı yine ben biliyorum. Kalıplara uymaya değil, sadece kendimi sevmeye çalışıyorum. Beni tanıyorsanız zaten bilirsiniz, tüm cesaretimle özgürce yaşıyorum. Hepinizin tanıdığı ve bildiği Vatan Validin Güzellik Benim mottosuyla çıkardığı yeni ürünleri deneyeceğiz bugün. Ve güzel bir makyaj çıkaracağız. Hadi o zaman başlayalım. Şöyle aynamı da şuraya alayım. Makyaj bazıyla başlayacağım. Bu böyle gözenek gizleyen bir makyaj bazı. Şeffaf bir yapısı var. Silikonlu bir baz zaten. Şöyle gözeneklerimin olduğu yerlere sürüyorum. Bir yandan da ilk sorumuza başlayalım. Sana göre güzellik nedir? Farklı olan güzel midir? Ya en başta da diyorum ya size hani güzellik benim diye. Güzellik aslında bir bütündür. Benim için farklı tarzları meç etmek aslında güzelliğin tanımı. Farklılıkların uyumu aslında. Kısacası farklı olmak güzeldir. Yakıştırabildiğim müddetçe tabii. Ya bu ürünü sürdüğünüzde böyle bir serinleme geliyor bir de. Çok güzel de nemlendiriyor. Bayağı sevdim bu bazı ben. Diğer sorumuza geçerken bazımız da iyice emilsin. Tarzının farklı olmasıyla ilgili karşılaştığın rahatsız edici durumlar var mı? Bazen rahatsız edici olabiliyor. Bir yandan da tintimi geçeyim ama bu tintler bana biraz koyu arkadaşlar. O yüzden ben zaten bu fondöteni biliyorsunuzdur. Fotofocus bayağı sevilen bir fondöten. Bununla beraber karıştıracağım ki daha doğal olsun. Zaten bu çok ince yapılı bir fondöten biliyorsunuz. Ben de çok severek kullanıyorum. Bunun rengi tam oluyor ama birazcık da tintle karıştıralım istiyorum. Daha da nemli bir bitişi olsun diye böyle yapacağız. Heh, ne demiştik? Sorumuz neydi? Tarzımın farklı olmasıyla ilgili. Evet, yani rahatsız edici durumlar olabiliyor tabii ki de. Şu ikisini aldım, karıştıracağım. Farklı bir insan olduğunuz zaman ister istemez iyi veya kötü insanların dikkatini çekiyorsunuz ve bazı bakışlara maruz kalabiliyorsunuz. Hani şöyle bir bakıp geçmek var, bir de böyle hani dik dik bakmak var. Laf atılması falan. Bunlar rahatsız edici olabiliyor. Ama artık ona da alıştım gibi bir şey yani. İnsanların beni anlamaması falan, onlar artık aştığım şeyler. O yüzden problem etmiyorum. Ama dediğim gibi bazen can sıkıcı olabiliyor. Evet, bir sonraki sorumuz. Biraz daha fondötene ihtiyacım var tabii bu süreçte. Güzellik standartlarının dışına çıkınca daha özgür hissediyor musun? Kesinlikle hissediyorum. Ama bunu yaparken de tamamen yapmıyorum aslında. Hani dedim ya meç etmek. Günümüz güzellik algılarına uyuyorum ama kendi sevdiğim şeyleri de eklediğim zaman beni daha mutlu ediyor. Dediğim gibi tek düze olmak bana göre değil çok fazla. Tintle karıştığı zaman daha ıslak ve nemli bir yapısı oldu. Benim gibi kuru ciltliyseniz bu tinti çok seveceksinizdir zaten. Şimdi gözaltı kapatıcısına geçeceğim. Bu da yine Fotofocus'un kapatıcısı. Bunu da çok seviyorum. Kendini hep seviyor muydun ya da sevmeyi nasıl öğrendin? Bu çok güzel bir soru. Kendimi hep sevmiyordum. Zaten beni öncesinden de takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Bununla ilgili videolarım da var zaten. Yaşadığım zorbalıklarla alakalı vesaire. Dış etkenler sizi hep sorgulatıyor. Kendinizi sorguluyorsunuz. Hele bir arayış için içindeyseniz, daha kendinizi bulmadıysanız insanların söylediklerini umursamamanız gibi bir durum yok. Ben de küçükken çok fazla umursuyordum insanların neler söylediğini. Kendimde hep kusur arıyordum vesaire. Ama sonra şunu fark ettim. İnsanlar beni dış görünüşüm için sevmiyor. Asla herkesin güzellik algısına uymayacaksın. Çünkü herkesin farklı bir güzellik algısı var. O beğenirken o beğenmeyecek. Aynı senin gibi sen de her şeyi sevmeyip beğenmiyorsun. O yüzden bir kalıba girmek değil de diyorum ya güzellik benim diye. Kendini sevmen lazım. Güzel olduğunu bilmen lazım. Çünkü sen çok güzelsin. Öyle veya böyle sen çok güzelsin. Önemli olan gerçekten insanlara nasıl yaklaştığın, karakterin, tavrın, duruşun. Bunlar daha seni güçlü kılan ve seni daha güzel kılan şeyler aslında. Ben de bunları fark ettikten sonra hayatımda birçok şey değişti. Atıyorum oradaki insan bana ay saçın şöyle çok çirkin dedi diye hayatımdaki kişiler beni çıkartmıyor. Ya da sevgisi azalmıyor. Onu demek istiyorum. Hem kapatıcılığı çok güzel, hem böyle şey kuru kuru pul pul yapmıyor. İnce bir yapısı var, ağırlık yapmıyor. Benim için kullandığım ten ürünlerinin ağırlık yapmaması çok önemli. Yoksa yüzümü yıkayasım geliyor. Kendini sevmekle ilgili özgüven problemi yaşayan insanlara karşı söylemek istediğim bir şey var mı? Bir önceki soruda da cevapladığım gibi aslında kendini değiştirmeye çalışma. Yani birileri için değiştirmeye çalışma. Sen eğer bunu kendin istiyorsan evet yap. Yani aynada gördüğün şeyden memnun değilsen, onu görmek istediğin kişiye tabii ki de çevir. Ama bunu birileri istediği için yapma. Çünkü sonra da başka birileri başka bir şey söyleyecek. Bunun sonu yok. Kendine şunu hatırlatman gerekiyor. Al karşına aynayı. Kendine bir bak. Gerçekten çok güzelsin. Bunu kendine hatırlatmayı unutma. İnsanların ne dediğini umursama. Saçını ne yapmak istiyorsan yap. Makyajını nasıl yapmak istiyorsan yap. Kendini nasıl görmek istiyorsan onu yap. Kendini en iyi nasıl sevebilirsin? Onu yap.
Şimdi beni çok heyecanlandıran kar paletlerine geçiyoruz. Göz makyajına geçeceğiz çünkü. Şimdi burada çok güzel paletlerimiz var arkadaşlar. Hepsinden bir şeyler tırtıklarız çünkü. Canım öyle istiyor. Bakın şöyle toprak tonlarında çok güzel far paletleri var. Bunlara bayıldım. Hem mat renkler var hem ışıltılı renkler var paletlerin içinde. Ve renk skalası çok güzel olduğu için çok koyu tonlar da var. Çok açık tonlar, geçiş tonları da var. Hani gündüz de gece de kullanabileceğiniz paletler. Bir onlu paletleri var, bir de böyle beşli paletleri var. Hangisi size daha iyi geliyorsa. Mesela şöyle bir paleti. Bunun küçüğü gibi zaten. Seyahat için böyle şeyler daha tatlı olabilir. At çantaya, çık git falan. Şimdi göz makyajımızı nasıl yapsak? İlk önce şuradaki ışıltılı renkle göz kapağımı komple yapacağım. Böyle göz pınarlarıma doğru bir ışıltı veriyorum. Göz makyajında bence bir tık yakınlaşabiliriz. Bekleyin. Dış köşelerine de şöyle bir renk mi geçsek? Nasıl bir şey geçsek? Şuradaki soğuk kahveye geçeceğim ben. Makyaj yapmayı seviyor musun? Hayır. Sizce seviyor gibi mi gözüküyorum? Diyorum. Bayılıyorum ya. Gerçekten sabaha kadar makyaj yapabilirim. Şöyle bir geçiş rengi yapıyorum. Sonra bir tık daha koyulaştıracağım. Belki farla eyeliner bile yapabiliriz. Her şeyi yapabiliriz. Makyaj yapmaya ne zaman başladın ve o an neler hissettin hatırlıyor musun? Tabii ki de hatırlıyorum. Makyaj yapmaya 14 yaşımda falan başladım. Yani bayağı erken başladım aslında. Bu işte dediğim gibi hem böyle biraz özgüvensizlikle meydana çıkmış bir şeydi. Çünkü dediğim gibi küçük yaşta sürekli sarışın olmamla alakalı böyle eleştiriler alıyordum. İşte kaşın gözükmüyor, kirpiğin gözükmüyor falan gibi. Ben de bunları önleyebilmek adına yüzüm biraz daha renklensin diye makyaj yapmaya başladım. İlk yaptığım şey de böyle göz içlerime kalem çekmekti. Ve parlatıcı ruj sürmekti. O zaman bile çok iyi hissetmiştim kendimi. Sonra şunu fark ettim. Ben sarışın olarak iyiyim. Onunla alakalı bir problemim yok. Sadece ben makyaj yapmayı çok sevmeye başladığımı fark ettim. Makyaja başlarken şöyle bir tane müzik açıyorum. Ondan sonra Allah, hele vaktim varsa saatlerce böyle klip çeker gibi makyaj yapıyorum. Kısacası çok mutlu eden bir durum. Sence makyajın kuralı var mı? Asla. Yani böyle bir şey mümkün değil. Güzellik benim deyip kendine neyi yakıştırıyorsan onu yapmalısın. Ya aynı muhabbet. Aynaya baktığında iyi hissediyor musun? Bitti. Kimin ne düşündüğü önemli değil. Bir kere geliyorsunuz bu hayata. Ne istiyorsanız yapın. Kameranın şarjı bitti. Onu değiştirdim. Umarım çok açımız değişmemiştir. Kendine özel bir makyaj tarzın var mı? Kendine çok sevdiğin ya da sevmediğin şeyler. Ya aslında böyle hani şöyle bir tarzım var falan diyebileceğim bir durum yok. Çünkü ruh halime göre çok değişebiliyor yaptığım makyaj. Bazen sadece bir maskara sürüyorum. Bazen böyle farlar, glitterlar uçuyorum falan. Ama hep göz makyajına yoğunlaşırım. Hani eğer evet tarzım... Evet şöyle bir tarzım olabilir. Genelde göz makyajını yoğun tutarım. Eyeliner zaten vazgeçilmezim. Ama tam makyajını genelde hafif tutmayı tercih ederim. Pigmentleri aşırı iyi. Farlar birbirleriyle inanılmaz güzel karışıyorlar bu arada. Mat renkleriyle ışıltılı renkleri de birbirleriyle çok iyi karışıyor. Çok ipeksi bir yapısı var. Zaten dokunduğunuz zaman anlayacaksınız. Şimdi ben elimi şey yapmamak için dokunmuyorum ama zaten pigmentleri çok yüksek. Şuradaki koyu kahveyle hatta bir tık da siyah alıp eyeliner yapacağız. Hemen kirpik pigmentlerimi... Bu bir zaten eyeliner fırçası gibi bir fırça. Ucu kesik bir fırça. Kaş fırçasıyla da yapabilirsiniz. Eğer böyle bir eyeliner fırçanız yoksa. Şöyle kirpik dibime bir siyahlık veriyorum. Böylelikle orası daha yoğun gözükecek. Kirpikleriniz de daha dolgun gözükecek. Simsiyah bir eyeliner olmadığı için de çok yoğun da gözükmeyecek. Bu böyle acelem varsa falan çat çat yaptığım bir şey bu arada. Hani eyeliner çekmeye üşeniyorsam falan çat çat hemen bunu yapıyorum. Kendimde sevdiğim veya sevmediğim şeyler ağır ten makyajını asla sevmiyorum. Ama göz makyajında sınır tanımıyorum. Bu olabilir. Evet. Neden makyaj yapıyorsun? Nasıl hissettiriyor sana? Yani inanın nedenini hiç düşünmedim. Sadece yapmaktan çok keyif alıyorum. Biliyorsunuz bundan önce zaten ben dövme sanatçısıydım. Sürekli insan bedenine çizimler yapmaktan keyif alıyordum. Aslında bu da bana bu olanağı sağlıyor. İnsan bedenine çizim yapıyorum. Benim için bir hobi aslında. Her gün farklı bir çağla görmekten aşırı keyif alıyorum. Belki de bu yüzdendir. Yani bilemiyorum. Yani böyle güzel bir makyaj olduğunu düşünüyorum şu anda. Maskara olarak da bunu kullanacağım. Big Pop'a.
Şöyle bir kıl fırçası var. Farklı makyaj tarzları hakkında neler düşünüyorsun? Çeşitlilik her zaman tercih ettiğim bir şey. O yüzden ne kadar farklı o kadar ilgi çekici. Tabii yine değiniyorum, yakıştırdığım müddetçe. Yani her farklı şeyde güzel olmak zorunda değil. Tabii bu göreceli bir kavram. Ama bence farklı makyaj tarzları kesinlikle olmalı. Renkli kaşları falan da çok seviyorum. İşte yeşil, mavi böyle boyuyorlar kaşlarını. Bir ara ben de yapıyordum. Görmeye alışık olmadığımız şeyleri görmek beni mutlu ediyor. Asla böyle yapış yapış bir maskara değil. Kirpiklerinizi birbirine yapıştırmıyor. Ve yeni açtığım bir maskara. Çok ıslakmış gibi gözüküyordu ama gayet güzel bir maskara. Ve kat kat geçtim. Ona rağmen çok iyi. İki kirpiğim arasındaki farkı göstermek istiyorum. Maskarayı gerçekten çok sevdim. Çok doğal yapıyor. Makyajında kullanmayı en çok sevdiğin renkler neler? Vallahi açıkçası yine güzellik benim diyeceğim. Ve şöyle göz makyajımı göstereceğim. Toprak tonlarına bayılıyorum. Bordolara bayılıyorum. Sanırım asla sıkılmayacağım renkler bunlar. Ten makyajında da şöyle bir bronzerını kullanacağım. İçinde hafif böyle ışıltıları var ama simsim durmuyor asla. O kadar güzel ki. Şuraya bakın. Hem geçişi çok soft, hem böyle ışıltılı ama simsim asla durmuyor. Rengi de çok güzel. Çok sevdim. Dışarı çıkmadan önce ilk saçını mı yaparsın yoksa makyajını mı? Ben ilk önce makyajımı yaparım. Çünkü saçımı çok hızlı yapabiliyorum. O beni strese sokmuyor. Eğer bir yere yetişeceksem özellikle. O yüzden ilk başta makyajımı yaparım ki kafam rahat olsun. Saçımı da 2 dakikada yaparım, çıkarım. Makyaja vakit ayırmak benim için daha önemli. Tabii şimdi video çekeceğim için size böyle saçım yapılı geldim ama normalde ilk başta makyajımı yapıyorum. Allığa geçiyorum. Şöyle çok tatlı allıklarım var. Bunlardan hangisini kullansak acaba? Böyle hafif turuncumsu bir şey istiyorum. O zaman şunu kullanalım. Bu rengi kullanacağım. Bayağı tuzluyor bu arada. Şöyle biraz fazlasını alacağım çünkü pigmentli ürünler olabilirler. O yüzden korkuyorum. Şöyle elime fazlasını alıyorum. Sizin de aklınızda olsun. Direkt böyle fırçanızı daldırıp yüzünüze sürerseniz yandınız. Birazcık kontrollü gitmek lazım böyle ürünlerde. Ki zaten yeterince pigmentli ve inanılmaz tatlı bir rengi var. Şöyle fazlasını alıp. Sevdim. Yine böyle ışıltılı bir allık. Bronzerla da çok güzel uydular. Saçların konusunda cesur musun? Oynar mısın sık sık rengi ve modeliyle? Beni tanıyorsunuz zaten. Ben özellikle eskiden çok fazla saçımla oynayan bir insandım. Her renk yapmışlığım var. Pembe, mavi, mor, yeşil, gri, beyaz. Hani bir siyahla turuncu yapmamışımdır. Kızıl yapmamışımdır. Onun dışında her rengi denedim. En iyisi doğal rengim ya. Rahat, kullanması rahat. Favori saç modellerin ve renklerin neler? Denediklerin arasında en sevdiklerini bizimle paylaşır mısın? Dediğim gibi her renk yaptım ama maviyi çok sevmiştim. Bir de bundan önce biliyorsunuz saçım iki renkli. Bir tarafı kahverengi, bir tarafı sarıydı. Onu da çok sevmiştim. Çok yakıştırmıştım kendime. Ben genelde düz kesimleri seviyorum. Ve kahkülü de yakıştırıyorum ama o da yorucu olabiliyor. Ya olabildiğince saçımla uğraşmak istemiyorum. Makyajımla uğraşmak istiyorum. Evet, allığımızı da sürdük. Şöyle bir highlighter geçmek istiyorum. Yine Wet'n Wild'ın bu highlighterlarına ben aşığım. Bu rengi bana bir tık koyu oluyor. Ben bunu göz makyajımda kullanıyorum. Çok güzel ıslak ıslak duruyor. Bir de böyle Blossom Glow rengi var. Bu tam bana uyan bir renk. Bayağı ıslak ıslak duran çok güzel bir highlighter. Saçların, makyajın, dış görünüşünle ilgili şeylerde ilham aldığın bir şeyler var mı? Böyle ergenlik zamanlarımda aslında bayağı bir arayıştaydım. Pin-up tarzından çok ilham alıyordum. Punk, gotik, emo, yani aklınıza gelebilecek her şeyi denedim. Pişman mıyım? Asla. Bir daha olsa bir daha yaparım çünkü bugüne geldik. Bugünü bulduk. Ben o tezatlığı seviyorum sanırım. Yani bana güzellik benim dedirttiriyor. Ya bir tane böyle çok basic bir gömlek giyiyorum. Saçım çok düz, işte ne bileyim makyajım çok sade. Ama bir bakıyorsun kollarım, bacaklarım dövme dolu. Bu tezatlık çok hoşuma gidiyor. Bunu seviyorum. Evet, şimdi kaşlarımızı boyayalım. Şöyle bir kaş ürünümüz var. Ben zaten kaş maskaralarını çok seviyorum. Blond rengi. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Aşırı iyi sabitliyor, renk veriyor, kaşlarınızın arasını dolduruyor. Bayağı güzel bir maskara. Şimdi birine yapacağım zaten göreceksiniz. Bir yandan da soruları cevaplayalım. Wet'n Wild'ın marka duruşuyla kendi tarzını hangi noktalarda benzetiyorsun? My Wet'n Wild Beauty ve Güzellik Benim hashtag'i senin için hangi anlamlara geliyor? Kesinlikle kendime yakın bulduğum nokta yenilikçi olması ve çeşitliliğin çok olması. Ürün gamı gerçekten çok sağlam ve aradığım her şeyi bulabiliyorum, kendimi keşfedebiliyorum. Şahane bir marka.
Şimdi şunu da daha net süreyim ve aradaki farkı görün. Hem çok doğal duruyor. Böyle istediğiniz gibi şekil verebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar kaldırabilirsiniz. Biraz da yatırıyorum. Rengi tam bana uyuyor bu arada. Yeni ürünlerden hangisi favorin oldu ve neden? Bizimle ürün isimlerini paylaşabilirsen çok sevinirim. Dediğim gibi göz makyajında sınır tanımadığım için far paletleri benim çok ilgimi çekti. Özellikle bu Call Me Sunshine paleti. Bir de kaş ürününe bayıldım. Bunların ikisine bayıldım. Ama eskilerden de böyle favorilerimden söyleyecek olursam kesinlikle Mega Glow Highlighter ve Photo Focus Fondöten. Bunlara da bayılıyorum. Yıllardır da kullanıyorum. Aşırı iyi olmadı mı makyajım? Son bir ruj süreceğim. Şöyle. Bunun numarası ne? E507C Blushing Bali rengi. Ama ben bunu böyle tint gibi süreceğim. Mat bir ruj değil. Dudaklarınızı kurutmayacaktır. Şöyle fırçayla da yayıp. Bir de şöyle öptük mü? Böyle tint gibi duracak. Makyajımız bitti. Tenimiz aşırı sağlıklı duruyor. Böyle ışıl ışıl. Göz makyajımız çok güzel. Her yere gidersiniz böyle. Gece de çıkarsınız, gündüz de çıkarsınız. Ben burayı çok güzel dağıttım. Ama harika bir makyaj çıkardık. Wet'n Wild'in güzellik benim mottosuyla sorduğu soruları en içten şekilde cevaplamaya çalıştım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen eksik etmeyin. Beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.